Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşımızın bilgisayarının güç kaynağı yandı. Onu değişeceğiz. 1500 liralık bir sistem var. İşlemci olarak APU sistemi kullanılıyor. AMD 7870K. A10 işlemci. 8 GB RAM, 2400 MHz hızında ve 2 GB'lık da ekran kartı kullanıyor. RX 460 MSI. Şimdi güç kaynağını değiştireceğiz. Sonrasında da evet, güç kaynağım yandı. İlk koşarak geldiğim kişi Yavuz abi oldu. Yavuz abi güç kaynağım yandı. Aynen. Güç kaynağının şu kasaya nasıl montalandığını da gösterelim. Bununla ilgili vida tam burada kesilir. Oraya keselim. Bunu kesmemiştim. Vida var mı orada? İyi. Omuz düşmüşler. Yoksa vida yoktu bende. Ya bir zahmet düşünsünler. Evet, şimdi vidalıyoruz güç kaynağını. Monte ediyoruz. İşlemcimizin güç çıkışı. Bunu şuradan alıyoruz. Bakalım. Ben sana şıkkı yardımı yapayım Yavuz Bey. Tamam. Bu buraya geliyor. Anakartımızın gücü. Bunu da şuradan alıyoruz. Bunu hard diskimizde kullanacağız. Ekran kartımızın bir güce ihtiyacı olmadığı için PCI Express yuvasından aldığı için 75 volt. Onun bir güç bağlantısına gerek yok. Geri kalan kabloları buraya sıkıştırabiliriz. Hepsini. Bu şeyi de unutmayalım da şunların yerini değiştirecektik. Katıralım istersen. Yavuz abi. İleri nesil anakart için 8 pinler. Evet. Seninki 4000. Sen bu kadar gömme ama güzel. Ve en zor olan yer. Evet. Elime sığmıyor. Tornavidayla cibriyet. Cibrişak. Tornavidanın ucu orada kaldı. Çivriyetsiz bir anakart var ya. Karşı bir tane. Bak. Ne yapma. Terbiyesiz tavuk. Tamam. Bunu tutturduk. Tamam, anakartımızın güç kaynağını da yapalım. Şu işlemcini falan takayım mı? Onlardan son klips değil mi? Klips göndermemişler sanırım. Güç kaynağını yanına. Yok, onu dediler ki Yasin'de vardı klips. Evet, Yavuz Bey'in narin elleri oraya biraz. Narin, evet, çok narindir. Kasaya sığmıyor. Bunun için robot yapacağız. Evet.
Bunu da bu arada. Tebrik ederim. Evet, kamera açısını değiştiremedik ama burada biz her kabloyu hallettik. Şöyle gösterelim isterseniz. Evet, arkadaki fanlarımızı bağlayalım. Anakart üzerinde fan yuvası olmadığı için, pin yuvası, direkt güç kaynağından çekeceğiz. Hepsini birbirine bağladık. Direkt oradan vereceğiz. Işık yardımında bulunayım ben tekrar size. Gerek yok, gerek yok. Peki. Bunu sökmeden duramayacağım sanırım ya. Sökersin ya. Kapak. Kapağımız. Kapağı nereye koydun sen? Tamam, kaldır ver. Sen elini al. Öyle tut. Şimdi ekran kartımızı takıyoruz. MSI RX 460. Evet, ekran kartı hakkında söyleyebileceğiniz bazı şeyler var mı? Ekran kartımız fiyat performans ürünü bir kart. Eski nesil, yani eski nesilde pek demeyelim de 2016, 2015, 2016 ortalarında çıkmış bir kart. Full HD'de rahat bir şekilde, evet, 30 zaten FPS arası rahat bir oyun oynayabileceğiniz high'da, medium'da ya da bazı oyunlara göre ultra'da. En son bir GTA 5 performans testiye falan bu kasaya o zaman. Yani GTA 5 olsun, farklı oyunlar olsun, hepsinin testini yapacağız. Bakalım. Gördüğünüz gibi kasada sadece çok küçük bir yer kaplıyor bilgisayar. Yani bir anakart daha koyabiliriz yanına. Hiçbir sıkıntı yok. Bir anakart daha alır. Tabii şey yok. Şey nerede? Dantesi. O da evde. Hangi dantesi? Şu dış kaplama. Evet, ben onu takarım evde. Tamam. Kasamıza güç verelim mi? Bunu aldık. Bismillah. Evet, kasamız gördüğünüz gibi gayet şık, kırmızı ışık bir sisteme sahip. Ama çalışmaz tabii ki. Çünkü HDMI kablosunu takmamış Yavuz Bey. Şifre neydi? SA. Şuraya sabitleyeyim istedim. Demek ki ekran kartında bir sorun yokmuş. Dedin dönüştürücü o sorun. Şöyle. Oyun testi mi yapacağız şimdi? Yapalım mı hemen? Hemen yapalım, çıksın aradan bence. Evet, şimdi şu anki halimiz Full HD'de, 60 Hz'de. PX'ler, MSI'ler hepsi kapalı. Şunları fullledik. Her şey veri high'da. Sadece texture quality normal. Çünkü high yaparsak 2200 belleğimizi geçiyor. 2 GB'ı geçiyor. Şu halde bir benchmark yapalım. Görelim testimizi. We'll be right back.
gayet iyi yani bu ekran kartı ve bu sisteme göre. 1500-1700 arası bir sistem. Evet, 23'e gördü patlama esnasında. 23'e kadar düştü. Oyun testini de gerçekleştirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.